Arkadaşlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Bir güne daha başladık. Babalı kızlı orkide suluyorlar şu an. Ben de şimdi onlara bakarken kapağım ısındı arkadaşlar. Domates turşusu kızartması yaptık. Bakar mısınız? Mis Cansu'nun aklına geldi vallahi dedi. Turşu kızartması yapar mısın? Baban turşuya gidince kızartmasını istedi. Evet, kızartması yapalım dedim. Evet, ben turşuyu kavuracaktım. Cansu'cum da böyle kızartalım deyince hadi dedim kızartalım. Son kalan turşuları arkadaşlar. Mali Bey'cim de orkide suluyor. Bir anlaşamadılar gibi oldu. Yapraklarını da sula dedi Cansu ama niye öyle dedi? Yapraklarını yıkayalım dedi. Nereye getirdi baban da sen şey yaptın biz engel oluyoruz. Daha fazla getirmedi. Yapraklarını da siliyor Ali Bey. Geçen gün makyaj pamuğu vereyim temizle demiştim. Yapamam demiştim. Şimdi yapıyor sağ olsun Ali Bey'cim. Saatimiz 1'e çeyrek var arkadaşlar. Kahvaltı faslına ancak geçiş yaptık. Öyle. Şimdi diğer hazırlıklarımızı da yapalım. Yumurta pişireceğim. Zeytin, peynir, domates. Ne istiyorsun? Bak, saçta güzel olsun. Bak o uzun var ya. Efendim. Yumurtayı mı haşlayalım? Omlet yiyordun sen yulafla. Ben yulafla omlet yapacaktım. O fark etmez. Şurada var ya babam. O zaman yumurtamızı da haşlayalım ve kahvaltı hazırlığını tamamlamış olalım güzel arkadaşlar. Yumurtayı kaç tane haşlayacağım? 3 tamam. Şu kahvaltı hazırlığını bir halledelim. Kahvaltı sofrasında görüşürüz güzel arkadaşlarım. Hemen halledeyim şu yumurta işlerini de. Yumurtamı sat burada. Bence yeter mi? Bence yeter mi? Babam illa 4 diyor ama. Kişi başı bir tane olsun istiyorum. O zaman? O zaman babamı kırma 4 mi? Bir tane daha yapacağız. Şuna bir baksana canım. Çay bardaklarımızı da aldım. Geldim şöyle masamıza. Cansu'cum masamızı hazırladı. Ali Bey'cim bekçi. Bekçi, nöbetçi. Çünkü lokum masaya çıkıyor arkadaşlar. O yüzden Ali Bey'e dedik ki sen masada otur televizyonunu öyle izle dedik. Aç. Balkona kapattı. Cansu.
Gelsin benim kızım, gelsin. Çok üzülüyor, yalnız kalıyor orada. Gel anneciğim. Gel aşkım. Şimdi çaylarımızı da doldururuz. Air fry'da kıtır ekmek yapıyoruz arkadaşlarım. Domates turşumuz böyle. Hemen salatalık, domates, biber. Yumurtamız telef oldu arkadaşlar. Sen başla canım. Yumurtamız böyle şu havanın olduğu yeri delmek gerekiyor. Ben de böyle tam anlayamadım şeklinden arkadaşlar. Şu ikisi özellikle, şu ikisini yanlış yerden deldiğim için haşlanırken hep dışarıya çıktı. Olsun bakalım. Sağlık olsun. O zaman bize afiyet olsun. Hemen çayımızı da dolduralım. Bir güzel karnımızı doyuralım. Arkadaşlarım, gerekli ekipmanları aldık. Sizlerle de paylaştık. Duyurumuzu yaptık. Allah'ım utandırmasın. Şimdi kliniğe gidiyoruz. Yer yok mu Caner? Tercihim böyle. Üçümüz sığarız arkaya. Tercihim böyle. Yağmur o. Yağarsa ıslanırsın diye dedim. Dükkanda bırakırız mısın? Tamam, hadi o zaman. Arkadaşlar, arabanın içini göstereyim size. Bakın. Ali Bey'in co-pilotu merdiven bugün. Merdiveni böyle şey yaptı. Haydi bakalım. Geldik arkadaşlar. Bir taraftan da videomuzun ayarlamasını yaptım, yüklemesini. Böyle. Buzdolabımızı aldık bile güzel arkadaşlar. Çok iş var burada. Arka kapıyı açayım mı? Islak mı? Geçen de komşulara haber vermeye gitmiştik. Aşağıda bir tadilat olacak. Hani suyu kullanmayın diye. Ama kullananlar olmuş. Hani makine çalışıyor diyenler olmuştu. Bayağı bir su gelmiş buralar. O yüzden ıslandı böyle. Cansu falan da böyle karton atmış üstüne işte. Hala su var diyor. Burada böyle bir bahçe var arkadaşlar. Tamam. Burası apartmanın bahçesi. Buralara da bir el atarız Allah izin verirse. Çiçekler falan var, baksanıza. Şu sinekliği kapatalım. Sinekliğimiz bile var gördüğünüz gibi. Çok güzel, çok güzel. Maşallah, subhanallah. Çok güzel olacak Allah izin verirse. Sizlerle bütün aşamaları çekeceğim artık. Evet, bütün aşamalar çekilecek. Ali Bey malzemeleri getirdi. Ne yaydı? O buzdolabını kapalı odaya koyalım bence öyle. Ortalıkta durmasın. Ortalıkta durmasın. En uygun yer orası bence. Sonuçta burada şey... İş falan olacak, sökülecek, hep toz olacak yani, içi falan toz olur. Yani üstü başı toz olmasın. Neyse işte, temizliği zor olmasın sonrasında. Caner gelsene, Caner'le beraber taşırsınız. Ha? Bilmiyorum ki var mı tek. Evet, tek tek Ali Beyciğim söküyor. Aman Ali, aman eline dikkat et. Evdeki en büyük bıçağı getirdim. Nasıl yapıştırmış Ali, aman eline Ali. Sen diğer şeyi versene. Ali ver o bıçağı sen. Canım. Güç uyguluyorsun, kayar elin Allah korusun. Hayır, şu şeyi al. Cansu'nun verdiğini al.
Çok zarar da vermiyor sanki Cansu. Çok zarar da vermiyor sanki. Uzanabilecek misin? Daha yukarıya çıkmadım. Arkadaşlar öyle bir yapıştırmışlar ki bakın. Oymuşlar resmen. Kaplamayı oymuş. Çıkaramadıkları için de bırakmışlar bu şekilde. Aslında yukarıdan? Yok yavrum. Uzanır mı? Ali. Kenardan çekmeye çalış bak. Kenardan. O uçtan böyle. Şöyle mi? Sen, yukarıya sen doğru ayırabilirsen gelir o gerisi. Evet, doğru. Şöyle mi? Evet, hayır. Yırttın işte. Yırtmayacaksın. Ben yırtmadım. Ha öyle kenarı yukarıya kadar almaya çalış o şekilde. Caner halletsin mi? Ben hallederim. Bu köşeyi ha biraz daha. Sağlam tut oğlum. Biraz daha. Bu köşeyi evet. Kurtardın mı tamam. Ha şimdi evet. Aşağıya doğru o köşeden tut aşağıya doğru. Hayır aşağı değil normal. Sağa çek yani. Hayır kendine doğru da çekebilir ha. Ha. Bu mudur? Evet. Ortadan da götür şimdi. Çok güç uygulaman gerekiyor mu? Sence? Çok güç uygularsam yırtılır. Onu reklamcı yapar, sen uğraşmasan mı? Canım istersen şey yap. Bıçağı getireyim, kes oradan. Kesmeyle olmaz hem bunlar. Tamam. Böyle ikisi olmaz mı? Olur. Onu dedim ben sana işte. Köşeden başlarsan tamam. Çek aşağıya doğru. Yapışkan ha. Canercim de tutuyor burada babasını. Evet, burada da Cansucuğum süpürüyor. Kızım alçı falan yapılacak ya. Yapılmayacak ama hep uçacak. Babam bayağı söktü. Neyi çıkartmaya çalışıyorsun? Kabartmalı mı? Buraya bir mutfak dolabı gelecek zaten. Sen de aradaki boşluk bu kadar yüksek de olmayacak mı? Ama şey boyanacak ya o kapanır o. Alta dolap şey gelecek, ya. Üste de dolap gelecek. Abartma yani. Yok bir şey olmaz. Stencil çalışması yapılmış arkadaşlar. Böyle kabartma. Desenler yapılmış. Demiştim ya ahşap boyama kursuydu diye. Ali Beyciğim şu çıtaları falan söktü. Şöyle. Şimdi boyanacak, edilecek. Şunlar ne? Cansu bak. Şu. Şey, çift taraflı bant olabilir. Orada ne yapacaksın? Onu bir tarafından... Ya yardım etsene çocuğumuza. Çık yukarı çıkacaksın daha merdivende aşağıdasın. Çık. Korkma. Haydi bakalım.
Aman eline dikkat et ayı. Sen önce bir o şeyi çıkar oradan. Parça parça sök. Evet. Annem. Ya her şey sizin için, her şey sizin için. Minnoşlarım ya. Gel. Sizin yuvanız olacak burası ya. Gel cidden misin? Yavrularım benim. Yok. Kızmıyor. Onlar benimle öyle oynuyorlar. Aşkım benim. Minnoşum. Ne anlatıyor? Bir şeyler anlatıyor. Tamam. Ramazan mı bitmiş? Bak bakalım. Çok şükür bugünlere. Ya ne var? Ya ablamı gelmiş buraya. Ha? Minnoşu. Aferin sana. Ayşe geldi. Aferin sana Minnoş. Akıllı çocuğum benim. Sen ne anlatıyorsun acaba bana? Bana ne anlatıyorsun? Ballar ya, ballar. Rabbimin sessiz kulları. O benim için açtan mısın? Çok güzel olacak. Kıskanıyorlar. Çok güzel olacak. Allah'ım utandırmasın. Allah'ım yolunu bahtıma çıkarsın bütün evlatların inşallah. Şapalak ağız mı yapıyor? Şapalak ağız. Bebeğim bak. Hasan'a bak ya. Şuna bak. Annem. Ya yattın kaldın ya. Yattın kaldın ya, bu ne ya? Bu ne ya? Böyle olur mu hiç? Bebekler. Yok küpesi bunun. Küpesi olmayınca ne oluyordu? Demek ki küpesi başlamamış bunlar. Ya da çıkarttılar küpesi. Ne yapıyorsun? Kurban olurum. İnşallah şifa dağıtacak. İnşallah. Ben dükkana girdim, Seven'in halinden Seven Anlar şarkısını açtı arkadaşlarım. telif yemeyelim canım. Kapatır mısın? Çikolata aldım sana. Seven'in anladım, halinden anladım. Seven Anlar al canım. O Cansu'nun. Nevzat abi. Aleyküm selam, hoş geldin. Çok işi var arkadaşlarım. Aslında biz burayı sökmeyi düşünüyorduk. Şöyle şunu buradan hani çıkartsak mı diyorduk. Çünkü üzerine çok böyle hani istediği tarzda bir şey olmayacak gibiydi ama sanıyorum vazgeçtik o işten. Cansu bir netleştirecek. Yani şu an tam olarak nasıl bir dekorasyon yapılacağı da belli değil. Öyle. Çok işi var buranın. Buranın çok işi var. Arkadaşlarım, misafirlerimiz gelmeye başladılar bile. Bakın kimler var. Misafir sayılmaz da işte ben yine de misafir değilim. Hoş geldiniz. Sürekli plan proje çiziyoruz işte arkadaşlar. Hani sökülür mü diye soruyorum da Kadir de geldi, Emine'nin eşi. Nevzat abim de geldi biliyorsunuz. Şu buradan sökülür mü diye düşündük. Hani en ucuz, ya en ucuz değil de en düzgün nasıl olur? Bunu buradan sökeceğiz. Altından duvar boyasız mı çıkar? Şu aradaki gibi mi acaba Cansu duvar? Bak sıvasız gibi. Kendi şeyi mi? Ha, bayağı şuradan belli kalınlığı. Hani böyle bunu buradan kaldırsak duvarı altından hani sıvalı duvar mı çıkar, sıvasız mı çıkar? Buraya işte banko arkası olacak. Tasarım bir şey böyle. Yani düzgün bir şey olsun istiyoruz. Şunlar bütün olayı bozdu yani arkadaşlar. Baksanıza köpük dökülecek. Yani
ve misafirlerimizi gönderdik arkadaşlarım. Hemen bir oturma planlaması da yaptık. Akşama misafirliğe gideceğiz. Şimdi evimize gidelim. Burada biraz yine işlendik. Bir şeyler yaptık. Getirdiğimiz malzemeleri burada bırakacağız. Ondan sonra iç tarafa da koyabilirsin Cansucuğum. Ondan sonra evimize geçeceğiz işte. Ha. Temizlik yapacağız diye böyle tripod getirdim ama şey olmadı arkadaşlar. Söyle söyle. Nasip olmadı. Nasip olmadı. Olacak. Valla demin dedim ki kızlara dedim ki burayı aslında böyle biz temizlemektense temizletsek dedim 10 bin lira isterler dediler arkadaşlar. En az 10 bin liraya temizlerler dediler. Boyacı falan işimiz de var. Boya ayarlamamız lazım. Boyanacak. İçinin planlaması yapıldı sayılır. Dekorasyonu yapılacak. Alınacak çok şey var. O kadar çok şey var ki alınacak. Hesaplanacak. Planlanacak. Çok şey var. Rabbim sonunu hayırlı eylesin inşallah. Bakalım. Değil mi hocacığım? Evet. Gidelim. Gidiyor muyuz? Haydi gidelim bakalım. Sandalyelerimizi bıraktık. Gidiyoruz bakalım. Evimize girdik. Ali Beyciğim hemen karpuz doğramaya başladı. Karpuz Ali'den, salata yemekleri hazırlaması da benden arkadaşlarım. Dünden yemeklerimiz kalmıştı. Şöyle pilavımız var. Burada da kıymalı yemeğimizden var. Buzdolabından çıkardık. Şimdi Cansucuğum kıymalı yemek yemediği için ona azıcık şöyle mantı yapacağım arkadaşlar. Çaydanlığımı da şöyle kenara aldım. Yarısı kadar mantı yapacağım. Üzerine ton balığı falan döküp yiyecekmiş. Bu nasıl bir karpuz kesmesi dili? Kalın oldu şey. Dilimleyemedi mi? Kalın oldu. Sonra bu. Tamam. İleride şey yap. Rahat hareket et. Eline sağlık canım. Evet. Şurada. Çöpünü de bırak içinde istersen. Şöyle. Eline sağlık. Ben de biraz salak yapıyorum ama öncesinde azıcık mantı yapmam lazım. Mantımız... Pişmiş mi? Bak ama önce. Su eklemesi yaptım da arkadaşlarım suyunu çekmiş. Hemen de çekmiş. Bu pişmedi muhtemelen hemen çektiğine göre. Normalde daha büyük oluyorlar bence. Bir bak bakalım. Ona göre biraz daha su eklemesi yaparız. Salata da olmuş mu? Tamam kapat o zaman. Salata istemediler. Kahvaltıdan kalan domatesim, salatalığım var. Hemen yemeğimizi yiyelim sonra uçuyoruz, gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle kahvaltıdan artan domates, salatalık ve biber üçlüsünü saklama kabına almıştım arkadaşlar. Kusura bakmayın, çekememişim. Şimdi onu da sofraya götürüyorum. El birliğiyle soframız hazırlandı. Haydin bakalım. Şunu göstereyim size. Arkadaşlar almış olduğum organizerler burada bekliyor. Çünkü sürekli dükkan, işte klinik, onu yapacağız, bunu yapacağız. Koşturmacamız hiç bitmedi. Hiç bitmedi. Allah da hani böyle inşallah hayırla sonlandırmayı nasip etsin. Güzel bir şekilde ortaya çıkarmayı nasip etsin. Afiyet olsun Ali Beyciğim. Neydi Cansucuğum enteresan dedim babamın tabağını? Full yemeğin suyu tabağı kaplamıştı. Sonudur. Kalmasın diye öyle yapmıştır. Afiyet olsun Caner'cim. Sağ ol canım. Böyle. Yanına domatesi alacağım. Karpuzumuz da var. Salata yapmadım. Domates olduğu için yoğurdumuz da var. Azıcık kalan turşumuz da var. Daha ne olsun. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Kimseyi açlıkla yoklukla imtihan etmesin inşallah. Ve gidiyoruz. Kilitleyin çocuğum. Haydi. Cansucuğum çekilsin. Caner bir şey yapsın. Bacınız yeni bluzunu giydi arkadaşlarım. Hep beraber gidiyoruz bakalım. Çay keyfine, çay sohbetine, muhabbetine gidelim. Aile boyu çıktık. Giderken Migros'a uğradık arkadaşlar. Şimdi minnoşlarımıza mama almamız lazım. Minnoşlarımızın maması bitti çünkü. Başka marketten mi onu da alayım ben? Bir bakalım şöyle. Neyden yavrum? Sen bilirsin. Sen bilirsin.
Gel ya. Ne kadarmış parmak arası terlikler? 89. 90 TL. Hangileri var? Sütsene şunu, bu belim takıldı. Şundan alalım o zaman. 1 kilo mu? Purina. Hepsi aynı mı diye bakıyorum da. Tamam, bundan alabiliriz. Hadi. Kısırlaştırılmış kediler için. Bayağı pahalıymış bu arada. 1 kilo bile değil. Yani 250'ye geliyor değil mi? Hmm. Çoklanınca daha uyguna geliyor büyük paket. Evet. Evet. Neden büyük paket almıyoruz? Niye almıyorsak? Çünkü asıl mamamız bu değil. Ha, sipariş kadar kaldı. Sipariş verdik de yetişmedi arkadaşlar. Niye bir zaten? O yüzden. Şimdi minnoşlarımız aç mı kalsın minnoşlarımız? Silip de mi alsak hadi? Pahalı mı acaba? 35 liraya düşmüş. Aldım ya ben öyle bir şey yedilerde. Aldım geçen getirdim sen kaybettim. Niye kaybedeyim hadi, durmuyor dolapta. Yer havlusu. Tamam hadi. Islak mendil de kaybedilmez yani evin içinde, konuşuyor. Ne yavrum? Of af. Ama soralım babana da yine. Kaç saydı? 70'e geliyordu. Tamam, Trendyol'dan alırız o zaman. Hava kötü gidiyor zaten. Piknik havamız yok şu an. Gidelim bakalım. Yeni bluzumu giydim arkadaşlar. Haydi. 6.15. Senin rengin yok ama aynı marka indirimde yani yoksa. Bir tane taş bile atsana. Neyse. Dip boyam geldi ama dursun biraz daha beklesin. Geldik. Gel yavrum. Gel, bizim iller sesli olacak, gel. Caner şarkı söylüyorlar. Sevim ablama geldik, Dursun amcama geldik, Aslıcığıma geldik. Güzel arkadaşlarım, şu an karanlık tabii, görmüyorsunuz da. Oh, içeriden sesler geliyor. Anahtarı kapıda bırakmışlar. Ev sizin demişler. Açabilsen bir de. Melek abla, ne haber? Hoş geldiniz. Nasılsın? Hoş bulduk. İyi. Siz nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Afiyet olsun, afiyet olsun. Biz yedik geldik. Kaynanamız sevsin. Biz de tok tükürüyor ama. Ay. Hoş bereketli olsun. Anam, kabak da çiçeği dolması mı? Ben hiç yemedim. Hiç ilk kez yapmış. Hiç tatlı. Emanetlerin geldi. Ha. Ha, o zaman çektim sana. Tok değilim, vazgeçtim diyeceksin şimdi. Ben ya şimdi ayıptır, hemen şey olmasın diye Arzu. Kabak çiçek açmış, dolma bile olmuş. Gel. Hey. Ekip tamam. Hoş geldin Murat abi. Hoş geldin. Şöyle çay faslına geçiş yapıyoruz arkadaşlarım. Kalabalığız yine, ortam o kadar güzel ki erkekler balkondalar. Bayanlar da koltuklara yayıldı. İşi olanlar da burada böyle tezgah toplanacak. Şimdi ben de bir yardım edeceğim. Hep beraber halledeceğiz. Arkadaşlarım, bulaşık makinamızı hallettik. Şimdi burada tatlı servisine geçiş yapıldı. Ama tatlımızın bir anlamı var. Arzucuğum, tekrar hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Şahincim, Arzucuğumun oğlu makine mühendisi. İlk maaşını aldı, işe girdi ve çok şükür Rabbim. Evet, maaşıyla, ilk maaşıyla bize tatlı hediyesi var diyelim. Evet, maaşını ıslatıyoruz. Maaşını ıslatıyoruz Şahin'in. Evet. Toparlayamadım. Allah diğer çocuklarımıza dönsü besin. Amin. Herkese yüzü besin. Amin. İnşallah. Bütün evlatların, evet, inşallah. Hep güzel günlerini görelim evlatlarımızın. Evlat ekmeği yiyeceğim şimdi. Ay, afiyet olsun. Allah herkese, evet, nasip etsin. Amin. Herkese nasip etsin. En güzel bu aklardan. Senin mi diyor?
Vallahi Rabbim ağzımızın tadını bozmasın. Şunu biz Migros'tan almıştık. Çok güzel. Şöyle çerezlerimiz de var. Aslında hiç gerek yok ama bir sürü yemek ekmek vardı. Tatlımız da var. Çaylarımız da var. Daha ne olsun arkadaşlarım? En kötü günümüz böyle olsun inşallah. Büyük kentlerinde bazen çalışma gereği var. Yardımcı alıyorsan. Yardımcı ev yakın. Ekip evlerine dağılmaya hazır. Buraya bize ver. Böyle şimdi herkes evine geçsin bakalım. Baba o kullanamaz. Eve girdik. Kapıda bizi karşılıyorlar. Üzüm. Lokum. Annem. Kaçacağınız mı? Ha? Ay çok şükür evimize geldik bakalım. Caner'cim. Karanlıkta kaldık minnoş. Oy. Geldik evimize güzel arkadaşlarım. Ne almış baba oğlum? Ha? Mama mı almış? Üzüm. Üzüm. Mama kokuyor mu ya? Bak bak. Anne. Ya ne almış baba? Mama mı almış? Mama mı almış ha? Koktu mu? Ha, gel al. Vallahi kokusunu alıyor bakın. Cansu. Cansu. Isıracaksın mı? Gel. Gel mama kabına koyalım. Gel anne. Gel oğlum. Gel aşkım. Gel çocuğum. Mama kabında var herhalde senin burada. Evet burada var. Var maman gel. Cansucuğum. Kimse beni duymuyor. Kimse beni duymuyor. Gel bak burada mamanın etrafında. Evet kuduruyor. Poşetin içindeyken kokusunu almaya şey yaptı böyle. Vallahi. Ali, Ali, kuduruyor mama için. Allah. Evet. Bir şey açar mısın? Bak şimdi. Ayrı, ayrı bir kabak yoktu. Niye de oraya karıştırdın? İçine karıştırdım. Ay bu küçük taneliymiş. Bak bakayım. Bırak yere bırak. Seni obur. Çocuğum değişiklik istiyormuş. Seni obur seni. Karıştırma oradan alacak mı şimdi kokusunu Cansu? Alışmak. Üzme mama olsun zaten biliyorsun. Zaten bir anda mamayı değiştirmek için olmadığı için özellikle azıcık içine ekledim. Tamam yesin bakalım. Vallahi ağzının tadını bildi çocuğum. Bak bak. Cansu onu bir yere koyalım. Olur abi. Kiler... içine koysana sen. Kiler dolabına koysak. Beslenin içine koysun. Yoksa o paketi parçalar mı canavar? Şifa olsun çocuğumuza. Afiyet olsun. Güzel arkadaşlarım artık videomuzu sonlandırıyorum. Kapanışı yapıyorum. Sizleri çok seviyorum. Kıymetli yorumlarınız, beğenileriniz ve destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum güzel arkadaşlarım. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımdasınız. Hayatımızdasınız. Her zaman da var olun ve sağ olun inşallah. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın güzel arkadaşlarım. Hoşça kalın.